sosyal yaşamsal hususları, ekonomik altyapısı da dahil, kültürel yönleri, sanat yönleri hepsi dahil zaten aile temellidir. Bunların anlam ifade edebilmesi için savaş denilen olayla bağlantısı dayatma olarak değil de bilimsel olarak kurulması gerekiyor. Ardından nasıl bu savaşla yol alabileceğiz diyeceksiniz. Ahmet İhani'nin 300 yıl önce söylemiş olduğu söz benim için halen önemli. O kitabı yazarken şöyle söyledi. Kürtler aşksız, irfansız değil demek için onların aşkı da var, irfanı da var, bilimi de var demek için ben bu kitabı yazıyorum diyor. Bu önemli bir söz aslında. Dikkat edilirse o zaman bir aşk ve irfan gereğinden bahsediyor Kürtler için. Şimdi 300 yıldan beri var olan da kayboldu. Kaldı ki Memuzin'de aşk gerçekleşmiş değildir. Orada her ikisi de ölmüştür, yanmıştır. Hatta konuşamayacak kadar zavallıdırlar. O zamanki toplumsal gerçeklik içinde tabii. Şimdi bizim böyle bir sorunumuz da var. Şimdi evlilik, aile diyorsun, ben size şunu söylüyorum. Aşksız yaşam olur mu? Veya sevgisiz yaşam olur mu? Olmayacağına göre, katledildiğine göre, peki biz bunu nasıl yaratacağız? Erkeklerimiz nasıl düşünüyor? Kadınlarımız nasıl düşünüyor? Ben acı duyuyorum, hatta iğreniyorum. Yani en başta kendi ailemi eleştirdim. Bu temelde anamla da kavga ettim, babamla da kavga ettim. Nasıl bir ailedir dedim ve sonra baktım ki tamamen toplumun hikayesidir bu. Ama boyun mu eğelim, ama vaz mı geçelim yaşamdan, yaşamın tutkusundan, aşkından? O zaman nasıl olacak? Bakıyorsun tarihe, tümüyle elinden alınmış. Günümüzde yaşamak istiyorsun, bayağı büyük tutkulu, büyük güzellik arayan bir kişiyim. Bunu da yıllarımı anlatmak istiyorum. Büyük bir güzellik arayıcılığım da var. Başlı başına bir ideolojik meseledir. Aile konusuna ilişkin anlayışımız ne olmalıdır? Birincisi, aileciliğe karşı bir pozisyon almak gerekiyor. Aileciliğin özelliklerini aşacaksınız. Aile kurumunu, aileye dayalı duygularınızı, sevgilerinizi, etkilenmelerinizi daraltacaksınız, aşacaksınız. Aile hukuku ile sınırlı hukuku terk edeceksiniz. Ailecilik anlayışı ile sınırlı anlayışları terk edeceksiniz. Alışkanlıkları terk edin, özlemleri terk edin ve aileden kaçışı da bir kurtuluş olarak görmeyin. Aşılması ayrıdır, kaçış ayrıdır. Bu boyutuyla soruna yaklaşım gösterin. Şunu da unutmayın ki bu kurum kendi başına değil, düşmanın özenle ele alıp sana karşı diktiği, işlediği özel bir kurumdur. Ve tarihi temelleri çok güçlüdür. Kendiliğinden bu duruma gelmemiştir. Bu kurum Kürdistan'da ayakta kalan tek kurumdur. Fakat en başa bela bir kurumdur. Toplumsallığın, ulusallığın ve insanlığın hukuken gelişmesi önünde en büyük engeldir. Bu mesele sistemde bir militanlaşmayla açılabilir. Bunun dışında bir yol düşünülemez. İkincisi, birincisine bağlı olarak kadın erkek ilişkisini çevreden edinmiş olduğumuz aileciliğin, devletin kültür yaşamının bir sonucu olarak size dayatılan ilişki tarzını aşacaksınız. Cinsler arası ilişkilere bu çerçeveden ve gözlükler ardından bakacaksınız. Cinselliğe biçilen değeri, cinsler arası ilişkiye biçilen değeri ne sinema kültürüyle, ne televizyon kültürüyle, ne devlet kutsamasıyla ve ne ailenin ahlaki tutumuyla eş göreceksiniz. Mevcut cinsler arası ilişki uslubunun ilkelerinin sömürüyle bağını, devletle bağını, gerici otoriteyle ve faşizmle bağını görmeye çalışacaksınız. Özellikle kadına yönelik mevcut yaklaşımın faşizme hizmet ettiğini, baskı ve otoriteye hizmet ettiğini, kişiyi çarpıklaştırdığını, yabancılaştırdığını göreceksiniz. Bu yalnız erkek açısından değil, iki tarafın da bunu biraz görmeleri gerektiği çok açık. Mevcut alanın olumsuzluklarla yüklü olduğunu, düşürdüğünü, tutuculaştırdığını, edilgenleştirdiğini, fiziki ve manevi güçten düşürdüğünü göreceksiniz. Sürekli olarak cinsellik peşinde koşanlar, maddi olarak da güçten düşerler, manevi olarak da. Bunu böyle görüp tavır alacaksınız. Dine, müminlere uygun yaklaşımların da çare olmadığını, inkarın da çözüm olmadığını, yaşamın kuralına aykırılık olduğunu, bunun da diğer bir sapkınlığa yol açabileceğini göreceksiniz.